Evet, öncelikle Tuzlaspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Maça gelirsek üzgünüz. 3 puan için çıktık. İlk yarıdaki oyunumuz da ortadaydı zaten. Birçok pozisyon yakaladık. Çok net pozisyonlar yakaladık. Yani ilk yarı maçı koparacağımız yerde koparamadık. İkinci yarı yine öyle oldu. Pozisyonlarımız var yine. Yine kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Bu tip maçlarda gol atmamız gerekiyor açıkçası. Yani bizim gibi ön tarafta tecrübeli olan oyuncuların birazcık daha sakin kalıp gol vuruşunu daha iyi yapabilseydik maç farklı bir yere de gelebilirdi. Ama sonuçta 4 gün önce bir karşılaşma oynadık. Yorgundu takım. Biz de rotasyona gittik. Daha diri bir takımda çıkmak istedik. Neticesinde fena da başlamadık zaten maça ama üzüldük. 3 puan almak isterdik. Puanımızı 30 yapıp playoff'un daha da içinde ilk yarıyı bitirmek isterdik. O yüzden üzgünüz. Burada bir açıklık getirelim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sezon başı birçok zorlukla kurulan bir takım var şu anda burada. Ve kimsenin beklemediği puanları aldık biz. Kimse beklemiyordu Gençlerbirliği'nin burada olduğunu, olacağını. Neticesinde şanssız olarak kaçırdığımız penaltılardan dolayı puanlar oldu. Yani çok farklı bir noktada da olabilirdik açıkçası. 7-8 tane sakatımız var ki bunlar da genelde ikili mücadelelerde maçta olan sakatlıklar. Ki en sona da Mustafa Yatabara eklendi en son maçta gördüğünüz gibi. Tabi üstümüzde böyle bir şanssızlıklar oldu. Futbol şansının olmadığı oldu. Bugün de siz de gördünüz rakip iki tane şutla aslında galip geldi diyebiliriz. İki tane şut atarak galip geldi diyebiliriz.